24 Ağustos, 30 Ağustos kova burçlarını neler bekliyor? Evet, kovalara şey demişim. Hani güzel orkide açar ve renk güzel kokar ya. Kokuyu hissedersiniz ve benim hayatım artık böyle olmalı. Bu kadar temiz ve aydınlık olmalı dediğiniz ve artık bana şansın ve bereketin gülmesi gerektiği dediğimiz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sanki Rabbim tarafından yavaş 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 ödüllendirme, yerinizi, eviniz yoksa bile ev düzeninizi oturtma, ev almak istiyorsanız bile ev kapınızla alakalı planlar, hayaliniz arabaysa bile yavaş yavaş sistemine oturtacaksınız demişim değerli kova burçları. Özellikle ilişkiniz sıkıntıya doğru gittiyse bu ilişkide bir düzelme, yani karşı taraf size güzel olumluluklar atacak, maddi manevi size destekler verecek. O yüzden ilişkinizle alakalı yaşadığınız ya da korktuğunuz bir şey varsa geride kalacak değerli kova burçları. Sağlam ilişkilere imza atma diyoruz, unutmayın. Evli olan ve evliliğinde de pürüz dönemi yaşayan kova burçlarında çocuk sevinci, çocuk muradı olacak. O yüzden değerli kovalarda sürpriz bebek heyecanı söz konusu olacak diyorum. Sevgilisiyle evlenmek istiyorum ve beni isteyecek mi, yani ben bunu bekliyorum diyorsanız, evet, bu hafta sevgiliniz gelecek planınızı konuşmasını yapacak. Evlilikle ilgili ya da gelecekle ilgili sizinle ilgili hayal ettiği ya da gelecekle ilgili planladığı her şeyi gerçekten konuşacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Bir de aileyle alakalı yaşadığınız çok uzun süredir hani kan davası gibi bir mevzu var ya, hani birini öldürmediniz ama artık yani ne babamın ölüsüne gelsin ne anamın ölüsüne gelsin dediğimiz böyle bir kaos var. Sanki burada hatalı insan adım atacak. Sanki bu düzen otu tekrar böyle hani çok eskiye düzelmez ama mimikler, aile bağları biraz daha güçlenecek diyorum. Saçma sapan bir mal konusunda kırgınlıklar, yani babaya, kendi babalarına ait mallarla ilgili gereksiz kırgınlıklar var. Bunlar sanki özellikle bu mal benim diyen kişi geri adım atıp haklarınızı verecek ve bu haklar ağzınız açık kalacak, şaşıracaksınız. Özellikle yönetim kurulunda yönetim üst düzey yöneticiler ya da konum olarak çok iyi konumda olan akademisyenler, doktorlar, hukukçu kovalara sesleniyorum burada. Kendinizle alakalı savcı olmak istiyorsanız sınavınız ya da müdürlük sınavınız varsa sanki bir sınava hazırlığınız var ve bunu başaracaksınız diyorum. Devlet memuru olmak isteyen bazı kovalara da demiş gibi bunu başaracaksınız. Biraz dikkatinizi toparlarsanız devlet kapınız hayırlı. Şöyle demişim, muhasebe işinde, yani banka değil muhasebe, finans, ama böyle banka gibi değil de farklı finans sektöründe olan kovalarda güzel işler, yeni anlaşmalar, yenilikler söz konusu olacak. Sigorta işi yapan özellikle kova burçlarına demişim ki güzel kazanç, güzel verimlilik haftanız. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de size artı kazanç ve ev planınızla ilgili para biriktirmeye başlayacaksınız demişim. Sağlık olarak aslında çok sağlıksal bir sorunuz bu ara yok. Ama şöyle bir şey var. Doymuyorsunuz. Yani mesela bir şey yiyorsunuz, tekrar açıyorsunuz, tekrar açıyorsunuz. Yani sanki tansiyon mu, kan şekeriniz mi, gizli şekeriniz mi var, anlayamadım. Bir ölçüm yapın. Yani burada baş dönmeniz var ama vücut gayet sağlıklı gözüküyor. Özellikle kova burcu ailenizde, kova burçlarının ailenizde kanser riski varsa ya da geçmişte ailede bir kanser problemi yaşayan kova burçlarında tekrar korkunuz varsa ailemde böyle bir şey olacak. Ben öyle bir enerji kovalarda bu hafta hissetmiyorum. Gereksiz yüklemeler yapıp hücrelerimizi harekete geçirmeyelim. Bir de kovaya şey demişim. Sen ne zaman tatile gideceksin? Ne zaman denize ayağını sokacaksın? Ya da ne zaman suyun altında böyle güzel uyuyacaksın? Sanki bunun planı var. Hatta çok sevdiğin eşinle, sevgilinle ya da çok inandığın bir dostunla tatil sana çok iyi gelecek ve şifalanacaksın. Ruhuna da iyi gelecek bu tatil demişim. Kova burcuna şöyle demişim. Kız kardeş, yani kız kardeş ya da yenge, eş karısı ya da kız kardeşiniz varsa gereksiz alınganlık, biraz kırgınlık olabilir. Bu hafta onlarla görüşmeyin, sorun olmasın diyorum. Size de demişim ki araç kullanan kovalara
Çok mu müzik açıyorsunuz ya da çok mu telefonda konuşuyorsunuz? Bu hafta telefon konuşmalarınızı araba kullanırken yapmayın, ben karşıyım. Emniyet kemeri takmayı sevmiyor musunuz? Anlayamadım ama ufak bir kazanız olabilir. Emniyet kemeriniz, telefonunuz lütfen telefon kasada, yani torpido göze koyun. Emniyet kemerinizi takın ya da yüksek sesle müzik dinlemeyin demişim. Yükselen ve Ay burcunuzu dinleyin. Bir de jip almak isteyen, benim en büyük hayalim jip istiyorum diyen kova burçları, bunu alacaksınız ya. Sanki bununla ilgili, sanki el sıkışma haftanız gibi gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun. Yükselen ve Ay burcunuzu dinleyin. Mutlu, mutlu haftalar. Hayatta ne istiyorsanız Rabbim kapınıza yağdırsın.